Umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz gençlik. Merhaba. İdeal Müslüman Türk gencinin nasıl olması gerektiğini Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in 3 madde ile özetlediğinden yola çıkarak fundamentalist olmayacak, dindar olacak, ırkçı olmayacak, milliyetçi olacak, mandacı olmayacak, bağımsızlıktan yana olacak demiştik. Bu sohbetimizde de sizlere bağımsızlıktan yana olmak nedir? Mandacı olmak nedir? Bu konuda bir şeyler söylemeye çalışacağız. Bakınız, mandacılık birilerinin himayesini kabul etmek demektir. Yıllarca Türk milletine Osmanlı'dan, Selçuklu'dan itibaren geçmişte bir milleti yıkmak istiyorsanız o insanın mutlaka şu fikri aşılayacaksınız. Sen kendine yetemezsin. Mutlaka bir yerlere ait olman lazım. Mutlaka seni bir koruyucu şemsiye lazım. Bir koruyucu lazım. Birinin himayesi lazım. Sen tek başına yetemezsin. Hep bunu önümüze koyarak, Türk gencinin önüne koyarak, hep Türk gencinin gönlündeki milli aidiyet ve bağımsızlık şiarını, duygularını hep yok etmeye çalıştılar. Ve çoğu zamanda başarılı oldular. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanında biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmadan, Kurtuluş Savaşı vermeden önce neydi bizim Anadolu coğrafyasının hali? İngiliz teali cemiyetleri, Kürt teali cemiyetleri, Alman teali cemiyetleri, İtalyan teali cemiyetleri, Amerikan teali cemiyetleri. Nedir bunlar? Yani Amerikan severler, Alman severler, İtalyan severler, Arap severler, Rus severler, kendi milletinin içerisine ajanlar ve provokatörlerle başka milletlerin üstün olduğu fikriyatını yaydılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini verdikten sonra yaptığı bütün genelgelerde, Sivas Kongresi'nde, Amasya efendim Kongresi'nde, bütün Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurmarken, bu ülkeyi kurarken hep şunun üzerinde durdu. Türk milleti asla ve kat'a manda ve himayeyi kabul etmez. Bu fikriyatın altını çizdi. Ve hatta şöyle anlatıyor. Ben cumhuriyeti kurmak niyetiyle Samsun'a gider iken 19 arkadaşımla beraber, subay arkadaşımla beraber Samsun'a giderken yanımda bulunan 18 kişini ile sohbet ediyordum. Onların fikirlerini almaya çalışıyordum. Hep onlar bile diyordu ki bana, paşam Alman himayesi altına girsek daha iyi olur. Bazı İtalyan himaye, hep diyor himaye ve mandacılığı savunarak. Ben gidinceye kadar diyor o birlikte bulunduğumuz gemi içerisinde arkadaşlarımı diyor manda ve himayenin başımıza asırlardır ne belalar açtığını ancak ve ancak kendi ayaklarımız üzerinde durarak bağımsızlığımızı elde edeceğimiz konusunda hep anlatıyordu. Ve o her yerde Türk'ün karakterinin bağımsızlık olduğunu söylüyordu. Ve Türk milletinin kendini güvenini kazanması açısından şunu diyordu. Bazı akıl evveller bunu anlamıyordu. Bir Türk dünyaya bedeldir diyordu. Evet, bir kişinin dünyaya bedel olması söz konusu değil ama bir kişinin önüne böyle bir ideal koyacaksın ki bak seni bugüne kadar
kendine yetemezsin. Birileri yardım etmezse, birilerinin himayesi olmazsa sen yürüyemezsin. Sen kendi başına kalkınamazsın diye 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 o gencin kafasını, gönlünü başka sevdalara götürdüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli hizmet, Türk gencinin, Türk milletinin beynine, hafızasına bağımsızlık karakterini çizmesidir. Bu çok önemlidir. Ve birçok efendim yerlerde ben yani kaynaktan okumak yerine sohbeti tercih ediyorum genç kardeşlerimle. O diyordu ki, hiç gördünüz mü siz kendi aklı dışında başka milletlerden akıl alarak, başka milletlerin sözünü dinleyerek, onların güdümüne, himaye ve mandasına girerek bir ülkenin, bir ulusun ayakta kalabildiğini gördünüz mü, duydunuz mu diyordu. Çünkü manda ve himayesi altında olduğun o fikrin, o milletin, o devletin sürekli sen nedir? Boyunduruğu altındasın. Bağımsız değilsin. İstediği zaman boynundaki ipi çeker, seni boğar atar. Ne ekonomik olarak, ne inanç olarak, ne kültür olarak hiçbir şekilde kendini ispat edemezsin. Başarılı olamazsın. O zaman diyordu ki milli kaynaklarla. Bakınız sadece cumhuriyeti kurmakla işi bitirmedi. Bu savaşı sadece savaş meydanlarında kazanmakla düşünmedi. Hemen ilk yaptığı iş neydi? İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyerek milli bir model, milli bir ekonomisi olmazsa, yani bir ülkenin bağımsızlığı mutlaka ve mutlaka ekonomik bağımsızlıkla taçlanmaz ise mutlaka bir gün esaret altına gireceğini bildiği için illa milli bağımsızlık diyordu. İşte onun için bağımsız fikir taşımayan, bağımsız inanç taşımayan, bağımsız bir kültür içerisinde yetişmeyen hiçbir milletin evladı gelecek vaat etmez. İşte onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır ifadesini kullandığı için Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da gençliğe 3 temel esas koymuştu önüne. Fundamentalist olmayacak, dindar olacak, şekilci bir din anlayışını istemiyordu. Irkçı olmayacak, milliyetçi olacak. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene ile çizmiştik. Mandacı olmayacak, hiçbir devletin gücüne, parasına, hiçbir gücüne güvenmeden, inanmadan kendi milli bağımsızlığını, kendi kendine yeter olmayı ancak gerçekleştirildiği zaman gerçek kurtuluşun, gerçek millet olmanın, gerçek devlet olmanın şerefine erişebileceğimizi bildiği için bu 3 temel esas üzerinde durmuştu. İşte özlediğimiz genç budur. Rabbim Türk İslam medeniyetine yaraşır bir genç olmayı hepimize nasip eylesin. Gönül sohbetlerimizin devam edebilmesi, Meltem rüzgarının gönüllerde esmesini devam ettirmek için mutlaka abone olunuz ve başkalarına tavsiye ediniz. Kalın sağlıcakla.